Yılmazlar Alışveriş Merkezi katkılarıyla Karadeniz Show başlıyor. Bakalım yansın, memleket ışıkları yansın, bakalım yansın. Gençler hep İstanbul'da, köyler kim toplasın, kunduğu kim toplasın. Gaz yağmuru yağmuru, bulan yerler bulan, bulan yerler bulan, bulan yerler bulan. Hemen çener çal olsun, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon. Oğluşa kurbette boynu bükük halleri, boynu bükük halleri. Yaz yağmuru yağıyor, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan. Hemen çener çal olsun, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon. Oho yaşar, hop hop baba esma. Kemençene sazıma, patron bunu kaleye, kemençene sazıma. Ayrılık kolay değil, kader yazmış adıma, kader yazmış adıma. Kaz yağmuru yağıyor, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan. Kemençene şan olsun, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon. Kaz yağmuru yağıyor, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan, bulan dereler bulan. Kemençene şan olsun, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon, gel edelim bir horon. Evet, evet. Yine bir hafta aradan sonra... Şöyle biraz daha yanaşalım. Yanaşalım değil mi böyle kardeş gibi? Evet. Evet. Kardeşiz zaten de. Bir hafta aradan sonra yine Karadeniz Show'la sizlerle beraberiz. Ekranlara başında ve stüdyoda bizleri izleyen tüm Günal dostlarına, tüm hemşehrilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet Hacı abi. Evet, yine bir haftalık ayrılıktan sonra İstanbul Beykoz stüdyolarından, evet, Mavi Karadeniz stüdyolarından sevgiler, selamlar olsun diyorum. Şükür kavuşturana. Bu arada... Evet. Hemen ne alacaklar bize? MKD yazıp boşluk bırakıp 39-29'a. Değil mi Hacı Mehmet? Evet. Ne yapacaklarmış? MKD bir boşluk 39-29'a mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi Edirne'den Kars'a, tabii ki gerek yurt dışı gerek yurt dışında izleyen, Mavi Karadeniz izleyenlerine bugün keyifçe güzel bir, 2 saat boyunca güzel bir program olacağına inanıyorum. Ve birbirinden değerli konuklarımız var. Tabii ki hoş geldiniz diyorum öncelikle. Evet, hiç bekletmeden alalım. Ondan sonra sohbetlerimizi yapalım. Evet, evet. Bugün gerçekten çok değerli konuklarımız var. Sanatçımız var, dernek başkanlarımız var. Yönetimimiz burada. Hep beraber türkülerimizle, muhabbetimizle programımızı devam edeceğiz. Kim alacağız sevgili? Gebze Esmiyeliler Derneğimiz var. Öncelikle alkışlarla dernek başkanımıza, evet, söyle. Güçlü bir alkış. Evet. Sevgili başkanımıza, sevgili başkanımıza Hüseyin Acar'ı hemen alıyoruz. Sevgili başkanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, evet, sevgili başkanım hoş geldiniz. Evet, geçen hafta başkanım alıyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz Sultan Gazi Giresunlar Derneğimiz vardı. Gelecek hafta da Eynesil İshaklı Köy Derneğimiz olacak. Allah kısmet ederse. İnşallah. Güngör Bodrum'da. İnşallah. Şimdi şu anda bizleri Gazi Osman Paşa'da izleyen, Yıldız Tabiha'da izleyen sevgili başkanım ve yönetimine sevgiler göndermiş olalım. Evet. Karar da çıkmış. Gelecek hafta onlar burada. Ama öncesinde tabii ki Gebze Esfiyeliler Derneğimize bir alkış daha alalım ya başkanım. Evet, evet. Sevgili başkanımıza, yönetimine teşekkür ettikten sonra o zaman devam edelim hiç durmadan. Yepyeni bir albüm. Yepyeni bir albüm. Güzel bir ses, güzel bir bayan. Evet. Ahmet, kim, evet, diyelim biliyor musun? O güzel
ben gerçekten beğeniyle dinliyorum kendisini. Radyoda da dinliyorum. Evet. Değerli kardeşimi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben Sibel diyorum. Ben de Yıldırım diyorum. Sibel Yıldırım. Boşuna uğraşma. Teşekkür ederim. İlk önce ekran başındaki izleyicilerimize selamlar, saygılar gönderelim buradan.
yeni albümle sizlerleyim. 3 haftadır bir daha albüm çıkmadan itibaren. İlk şu an. Mavi Karadeniz evet ilk defa i̇lk sizde. Evet ilk defa sizde. O yüzden teşekkür ediyorum sevgili abimize ama dediğim gibi daha albüm çıkmadan sözünü aldı benden. O yüzden buradayım. Tekrar da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Allah ederim. Yarasın. Çok teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Bütün Mavi Karadeniz yönetimine de selamlar. Sevgili kameramanlarıma da teşekkür ediyorum. Sazlarıma teşekkür ediyorum. Ben biraz gevezeyim. Şimdi mikrofonu vereyim size sonra birazdan konuşacağız. Bir hemen alalım. Tamam. Sen merhabalar. Yoğun bir hafta geçirdin sen. Evet, çok yoğun. Alkışta olalım. Sen oraya otursan. Ben direkt buraya otursam. Tamam buyur. Tabii ben çünkü evet. Ekrana şöyle direkt profil baksın bana. Böyle evet. Yandan mandan bakmasın. Tabii öyle. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Evet sevgili Ahmetciğim Önder İnşaat. Dekorasyon. Evet. Sevgili Ahmet güzel kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine şöyle bakıyorum. Sevgili Çotanık Matbaası, sevgili değerli Ahmet Yılmaz kardeşim. Selamlar yine Ömür kardeşime, Ömür Yılmaz kardeşime ve Muhammed kardeşime, Yaşar Torna, sevgili Yaşar kardeşime, Muşlu kendisi. İlerleyen haftalarda inşallah yanlarına uğrayacağız. Evet. Güzel kardeşim. Yine Aslan şöyle, Bıçakçı. Şey. Bizleri şu anda izliyorlar. Sevgili Ahmet Yılmaz kardeşim ve çalışanlarına sevgiler göndermiş olalım. Değerli Derelili, Tepe Köknarlı, değerli köyüne de selamlar göndermiş olalım. Bizden özellikle de selam göndermemizi istedi. Dereli'ye bir selam gönderelim. Bir de şöyle bir alkış alalım mı? Karadeniz'e. Evet. Değerli başkanım istersen şöyle Ahmet senin konuşacakların var zannediyorum. Buyur. Başkanımdan başlayalım. Başkanımdan şöyle. Evet sırayla başlayalım. Öncelikle, sevgili başkanım önce hoş geldin tekrar Gebze Esbiyeliler Esbiyeliler Derneği Başkanımız Hüseyin Acar aramızda bugün. Sevgili başkanımıza tabii ki dernekten soracağız, dernek çalışmalarından, derneğin yönetiminden. Bugün biraz sıkıştıracağız başkanımı. Başkanım önce seni bir tanıyalım. Ben Giresun Esbiyeli Gence Güney Mahalle Köyü'nden. Hüseyin Acar. Şu anda Gebze Esbiyeliler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Hayır bu Esbiye çok yüksekte başkanım. Ben gittim oralara öldüm. Yayla. Esbiye yaylası. Yaylası da var orası yüksek. Çok yüksek. Oraya konsere gittim. Sonra dedim ki daha bir trilyon verseler gitmem dedim. O niye, var, niye gitmiyorsun? Uçurum kenarları böyle korktum. Bütün senin gittiğin yerlerde duvarlar, yollar düzeldi mi peki başkanım? Yollar. Yollar yapıldı. Yapılmış ama çok oldu. Yollar yapıldı. Tamam Karadeniz'e bir şey demiyorum, korkuyorum. Tabii hayatını biliyorsun. Düzelmiş bizim vekillerimiz falan düzelttiler adı yolları. İnşallah. Evet, evet. Öyle evet. O zaman. Başkanım. Böyle aradan ama gelmemiştim. Mesut Başkanlığı yapmaktan onu duydum. Gebze Eskiler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Evet. Bu ikinci dönemim. Geçmişte daha çok faaliyetlerimiz oldu. Bundan sonra da faaliyetlerimiz olacak. Siz de biliyorsunuz ki 9 Mart Cumartesi akşamı Gebze Kadirga'da bir gecemiz var. Evet, güzel bir gecemiz olacak. Çok güzel bir gecemiz olacak. Ne zaman? 9 Mart'ta. 9 Mart Cumartesi akşamı. Haftaya Cumartesi akşamı. Evet. Yine Hüseyin Bıçak. Tabii, yine siz Ahmet Olgun ve Kemal Şemplar. Onlardan bahsedeceğim sana. Katılacak. Yine ben buradan ekranları başında bizleri izleyen gönül dostlarına, şu anda bizleri izleyen Soğukpınar Belediye Başkanım Özcan Özdemir'e, Esbiye Belediye Başkanım Erol Karaderi'ye, Esbiye Kaymakamı'na ve bizim bugün buraya gelmemize vesile olan Gebze Belediye Başkanım Adnan Köşker'e sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar gönderiyorum ekranın başına. Evet. Evet. Sibel hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Albüm burada. Albümü tanıyacağız. Güzel albümü. İnsanlarla çalıştık. Çok evet. Çok önemli ustalarla çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün müzisyen arkadaşlarımıza, aranjörlerimize, bestekarlarımıza. 7 şarkımız Söz Müzik Derya Demir'e ait. Evet. Şarkılarımız. Bir şarkımız yine Çarşamba Beyleri anonim bir anonim değil Mustafa Koç Yiğit'in bir türküsü. Biraz biz onu halk tarzında yaptık. Daha vallahi böyle çok güzel. Güzel bir albüm yaptık. 1,5 sene oldu. Şöyle diyorum ben hani 2000'de 3 günde biz albüm yaptık diyen sanatçılar var böyle mesela. Bir haftada giriyorlar albüm yapıyorlar bitiyor falan. Öyle bir albüm değil. Hem değil. Maddi hem manevi hem de büyük emeklerle hazırlanan bir albüm. Şu an daha çok yeni. Ayın salı günü galamızı yaptık biliyorsun. Sen de bizle beraberdin. Çok güzel bir gece oldu. Evet. Dediğim gibi çok değerli ustalarla çalıştık. İnşallah hayırlı uğurlu olur ben diyoruz. Gece... Beğendiniz mi şarkımı? Teşekkür ederim. Güzel eserler var. Onları da birazdan dinleyeceğiz evet. Hep beraber. Ama o zaman bir Türkiye'de devam edelim. Fazla programı boğmadan tabii. Devam edelim bakalım. O zaman devam edelim. O zaman bir alkış alalım mı? O zaman
zaman devam edelim. Canlı canlı yapalım ya. Bir Giresun karşılaması yapalım arkadaşlar. Karşılama yapalım. Karşılama güzel oynar Sibel. Tabii. Bugün hareketleri böyle gönderelim Karadeniz'e doğru. Karşılama hadi bakalım. Hazır mısın? Abim ver benim orada. Giresun'un içinde anam kara gözlü yar benim. Minna aslanım minna, minna güzelim minna. Minna aslanım minna, minna sevdiğim minna. Usul yavaş pasta gel anam dökmeler oynamasın. Evin arkasından gel anam çadır annen duymasın. Evin arkasından gel anam çadır annen duymasın. Minna aslanım minna, minna güzelim minna. Minna aslanım minna, minna güzelim minna. Herkesi sevdiceğim el olur. Gönlüm sevmez herkesi sevdiceğim el olur. Koca karılar bağlar bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar eski yeğenin uşağı. Koca karılar bağlar bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar Kuloğlu'nun uşağı. Giresun'un yazı yazdım kağıda, her adam okuyamaz. Karşılama güzeldi, her adam oynayamaz. Karşılama güzeldi, her adam oynayamaz. Koca karılar vallar, bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar, Giresun'un uşağı. Koca karılar vallar, bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar, Esfiye'nin uşağı. Giresun'un uşağı. Vur elleri elleri karşılama söylesin. Söylesin bizim olgun Karadeniz dinlesin. Söylesin Ahmet olgun Giresun'un dinlesin. Koca karılar bağlar bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar kulağın uşağı. Koca karılar bağlar bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar görelenin uşağı. Koca karılar bağlar bellerine kuşağı. Karşılamayı oynar Giresun'un uşağı. Evet, evet.
Sibel Yıldırım'la hemen devam edelim ama. Evet, hadi hemen bakalım. Sonra muhabbet yapalım. Evet. Tamam. Evet, Sibel Yıldırım. Evet, Sibel Yıldırım. Albümün adını nasıl verdiğimiz olsun? Siyah Duman şarkısı geliyor. Çok. Helal Sana'dan sonra damar şarkılarımızdan biri olacak inşallah. Buyurun hocam. Küçük yaprası bilmezler koskoca ömrüm bir küçük yaprası. Kışlar uğurlar beni, kıvarda söylenir türküm, alkışlar uğurlar beni. Yerini sağlık.
Yerler alır. Ahmet abi. Ahmet, Oflu Ahmet abimiz izliyor bizi inşallah. Evet. Ona selamlar olsun. Yalnız biraz önce sevgili Aşkın abiyle beraber kuafördeydik burada. Orada hanımlar bizi izliyor şu an kuafördeki bütün bayanlar. Dedi ki Sibel de Hanım dedi. Böyle bir hikaye kitabı yazdılar bana gördüğün gibi bayağı uzun. Kavacık Perçem kuaför. Sibel Büyükkeskin, Handan Hanım, Hatice Hanım ve Çiğdem Hanımlara selamlar olsun. Kadınlara bir alkış diyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sevgili başkanım, ikinci dönem başkansınız. Evet. Tabii ki, şu an çalışmalarınız nedir dernekte? Tabii ki piknik var, gecemiz var ama tabii ki ayrı bir çalışmanız dernekte neler? Tabii ki ayrı bir çalışmalarımız da var. Her gittiğim canlı yayın programlarında söylüyorum, evet. Buradan da söylemek istiyorum. Nisan ayında çok güzel bir sürprizimiz var Gebze'de. Gebze Esprileri Derneği olarak belki bugüne kadar Kocaeli'de yapılmayan bir sürprizimiz var. Bu sürprizi yapacağız Nisan ayında. İnşallah. Bu ilk olacak. İnşallah. Yine Çanakkale gezilerimiz var. Ramazan'da iftar yemeklerimiz oluyor. İşte otçu göçümüz var. Evet. Yani çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Tabii ki hepsi böyle gündeme gelmiyor ama dernek olarak çok yaptığımız işler var. Yapmaya da devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Tabii ki yönetim de çok sağlam. Bizim hemşehriler, esprili hemşehrilerimiz. Yönetim bizimle. Burada mı? İstersen bir tanıyalım ama. Teşekkür ediyorum onlara. Tanıtacağız. Sırayla tanıtacağız. Tabii ki ayın 9'unda, Mart'ın 9'u akşamı Kadırga tesislerinde güzel bir gecemiz olacak. Evet. Tüm esprili hemşehrilerimizi, Giresunlu hemşehrilerimizi, Karadenizli hemşehrilerimizi bu özel geceye bekliyoruz. Davet ediyoruz, bekliyoruz. Tabii ki burada sevgili Hüseyin Bıçak bizlerle olacak. Kemal Şampınar kardeşim bizlerle olacak. Ben de orada olacağım. Bu güzel geceyi en güzel şekilde ve Sibel Yıldırım sen de diyor, ben de diyor. Vallahi başkanımız burada Sibel. Başkanımız burada mı? Biz Esfiye evet. Giresun'dan her türlü programlara zaten oluyoruz. Şu anlamda tebrik ediyorum. Giresun Esfiye gerçekten hem dernek olarak hem de kasaba, şehir, ilçe olarak, il olarak çok büyük başarılara imza atıyor. O yüzden evet. Bir alkışlıyorum ben sizi. Bugün tebrik ediyorum. Yine Esfiye Belediye Başkanımız telefona bağlanacak inşallah. Sevgili Erol Karadere. Evet. Bekliyoruz telefonunu. Sevgili derneğimize artık yönetimize ne der ne demez bilemiyoruz. Reklamlardan sonra biz buradayız. Evet. Reklamlar diyoruz. Reklamlar. Merhaba sevgili izleyenler, mükemmel hatta mükemmel ötesi bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu dakikalar çok önemli, bu dakikalar çok ilginç. Ekranlarınızın başında sakın ha sakın ayrılmayın. Çünkü şimdi anlatacağımız, şimdi tanıtacağımız ürün bedava gelecek sizlere. Evet, yanlış duymadınız, bedava kampanyamız var ve bu bedava kampanyasında bakın öncelikle size cihazımızı tanıtacağım ve bu cihaz için sizlere tam 3 dakikalık süre vereceğim. Şayet 3 dakika içerisinde hattı düşürebilirseniz sadece vergi ücretini ödeyerek bu cihaza ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz sevgili izleyenler. Elimde görmüş olduğunuz HD kalitesi şöyle çevirmek istiyorum. Daha net yazıyı gösterebilmek için. Bakın HD kalitesinde TRT bandrollü şifre çözebilen 3000 kanal hafızalı 41 tane uyduya uyumlu Mini SCART uydu alıcısı. Evet, bir Sirius kanallarının şifre çözebilme özelliğine sahip olan müthiş bir cihaz. Örneğin hangi kanalların şifresini çözüyor? Hemen söyleyeyim. Ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema kanalları, çocuk kanalları ve yetişkin kanallar dahil olmak üzere tam 3000 kanal hafızalı ve 3000 kanal yüklü. Bu cihazımız aynı zamanda HD kalitesinde görüntü verebilen özel kumandasıyla birlikte şu anda piyasada 400 TL'ye satılan bir cihaz. Evet, yanlış duymadınız. 400 TL'ye satılan bu HD kalitesinde görüntü veren cihazımızı şimdi birazdan ben numarayı anons ettiğim andan itibaren arayan herkese 3 kişi 5 kişi değil 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen herkese sadece vergisini ödemek şartıyla bedava göndereceğiz. Elimde görmüş olduğunuz cihazımızın kumandasıyla birlikte satış fiyatı normalde 400 lira ama siz sadece vergisini, KDV'sini ve sadece kargo parasını ödeyerek bu da toplam 69 lirayı
geçmemek şartıyla, en fazla 69 lira olmak şartıyla bu cihaza bedava sahip olacaksınız. Birazdan numarayı söylüyorum ve 3 dakikalık süreniz başlıyor. Sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyicilerimize ücretsiz olarak bu cihazımızı göndereceğiz. Şaka gibi ama gerçek. Hazır mıyız? Kampanya başlıyor. Başlatıyorum kampanyayı. 0216 alan koduyla 211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Kont ürününüz yoksa, dakikalarca hatta beklemek istemiyorsanız çaldırın, kapatın ve bekleyin. 0216-211-01-0. Tam 400 TL'ye satılan. Bakın bu cihaz diğerlerinden farklı. Şu anda görmüş olduğunuz cihazımız HD kalitesi de görüntü veriyor. Yani bu piyasada satılan 100 lira, 150 lira cihazlarla bunu kesinlikle karıştırmayın. Piyasa fiyatı 400 lira ama siz sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyerek bedava sahip oluyorsunuz. Numaramız ekranda. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0. Kampanyada 2 dakikalık süreniz var. Bir kez daha söylüyorum. Ulusal kanallardaki futbol maçları, örneğin Real Madrid, Barcelona veya İtalya Ligi veya İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi. Bu liglerdeki futbol karşılaşmalarını sizler bu cihaz sayesinde artık izleyebileceksiniz. Hem de TRT bandrolü bu cihaz sayesinde. 3000 kanal hafızalı hızlı geçiş sistemiyle gerçekten 4 dörtlük bir cihaz ve ekranı 9'a bölerek hangi kanalda ne var görebiliyorsunuz ve seçtiğiniz kanalı izleyebiliyorsunuz. Tam 41 tane uyduya uyumlu gökyüzündeki TürkSat, Eutelsat ve Sirius gibi birçok uyduya da uyumlu kanallar yüklü olarak geliyor. Şifre çözebilme özelliğini de bir kez daha hatırlatalım. Kampanyamızda 1,5 dakikanız var. 410 TL'lik bu cihazı ve kumandayı sadece 69 liralık kargosunu ve vergisini ödeyen tüm izleyenlerimize bedava. 0216-211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Çağrı bırakmanız bile yeterli bakın. Çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. 0216-211-01-0. Sevgili izleyenler, şimdi bu cihazımızın nasıl montajlandığını, nasıl kurmamız gerektiğini hemen anlatmak istiyorum. Bakın, HD kalitesine görüntü veren bu cihazımızın altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne takıyorsunuz. Ardından elektrik adaptörünün fişini takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu metal boruya takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu da bağladıktan sonra, son olarak kumanda alıcı gözümüzle bağladıktan sonra zaten bu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Sadece ön kısım televizyon önüne yapıştırmalı. Burayı söküyorsunuz, televizyonunuzun önüne, monitörünüzün önüne yapıştırıyorsunuz ve kumandayı elinize alıp ne kadar? Tam 3000 kanal izleme keyfini yaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Kampanyamız şu anda 1 dakikadan daha az bir süre kaldı ama ben kendi inisiyatifimi kullanarak 1 dakika daha uzatıyorum. 400 liralık bu cihaza sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyenlerimize bedava gönderiyoruz. 0216-211-01-0. Uzattığım süreyle birlikte toplam 1,5 dakikamız var diyor yönetmenim. 0216-211-01-0. Yetişkinlere özel cinsel içerikli erotik kanalların şifresini çözüyor. İsterseniz kumandanızdan bunu özel şifreyle kendinize şifreleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ulusal kanaldaki maçlar, belgesel kanalları, sinema kanalları, 3000 tane kanal izliyorsunuz. Yöreninizin televizyonunu izleyebiliyorsunuz ve daha neler neler. Bu cihaz sayesinde öyle güzel bir görüntü geliyor ki ekranınıza, emin olun başka hiçbir televizyondan artık kanalları izlemek istemeyeceksiniz. Sadece bu cihazı kullanmak isteyeceksiniz. 0216-211-01-0. Son yarım dakika bakın. Çağrı atanları da kabul ediyorum. 400 liralık bu cihaz sizlere 69 liralık kargo ve KDV'yi ödediğiniz takdirde bedava gelecek. Çağrı atıp kapatıyorsunuz. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0 diyorum. Bir başka kampanyayla tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.
Seni yolda beklerken yağmur yağdı başıma. Seni yolda beklerken yakışır mı Erdo'ya? Gizli gizli ağlama, gizli gizli ağlama, gizli gizli ağlama. Böyle yakıp gitme beni, mutlu etmez eller seni. Böyle yakıp gitme beni, bu dünyadan tad almadım. Sen dönmedin kararından, sene de iki bayram. Sensiz gelip geçiyor. O kadar güzelsin ki tarifini yapamam. O kadar güzelsin ki tarifini yapamam. Seni bir başkasıyla ölürüm paylaş. Albümlerinizi Mavi Karadeniz TV yapsın. Kliplerinizi çekiyor, tanıtımlarınızı biz yapıyoruz. Reklamlarım, kliplerim daha çok yayınlansın diyorsanız hemen arayın. MKM Mavi Karadeniz Müzik. İrtibat telefon 0531 965 5542. Sofrasına maç
eyledim. Sevdiğim vardır dedim, sevdiğim vardır dedim. Sevdanın haçerini işte o zaman yedim, yedim uşaklar yedim. Başkanın neresine köprü yaptıracağım, köprü yaptıracağım. Şansım açılsın diye kitap açtıracağım, kitap açtıracağım. Sağ okumuş olduk sevgili Hacı Mehmet. Evet, güzel Türkiye dinleyince. Çok güzel Türkiye. Rahmetli Erkan Ocaklı. Büyük alkışlar. Erkan Ocaklı. Bu arada bugün çok özür diliyorum. Bugün yine çok değerli sanatçı abimiz. Ha evet, ondan bahsedecektim. Sevgili yani. Müslüm Gürses'e büyük üstad yani. Başsağlığı evet. Diliyoruz. Ailesine. Acil geç. Evet, çok abi. Büyük, çok büyük bir sanatçı. Evet, çok, evet. Yeri doldurulamaz bir sanatçı Müslüm Gürses. Büyük bir usta. Böyle değerler tabii onun değeri her zaman farklıydı. Her zaman evet. Sağlığında da vardı. Ama bundan sonra da hiç unutulmayacak üstadlardan biri. Onun da sanatına büyük bir alkış istiyorum. Çok evet. Büyük bir alkış istiyorum sesi. Allah rahmet eylesin. Şöyle mesajlarımız var. Telefonumuz mu var? Mesajları ben acı vereyim. Sen mesajlara bir bak bakalım. Ne gelmiş bize? Şöyle bir ne göndermiş SB'den bize? Mehmet bakalım. Kardeşim demiş. Programın hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Ahmet kardeşimle sizlere başarılar dilemişler. Sevgili Hasan Topkar. Değerli buna kardeşime selamlar göndermiş olalım. Yine iyi akşamlar Hacı Mehmet demiş. Göral Albar yeni programımızda başarılar diliyorum. Çocuklarım Barış, Furkan, Erkan için bir türkü istiyorum demiş. Hayırlı akşamlar demiş. Herkese selamlar. Programınız çok güzel gidiyor demiş. Başarılar dilerim kardeşim Kekiktepe Metin Karada. Sevgiler göndermiş olan değerli kardeşime Kekiktepe'ye ve sevgili muhtarımıza Nafız Bebe'ye de buradan. Selamlar gönderdikten sonra devam ediyoruz tam hız. Şimdi evet tam hız derken bu arada 9 Mart'ta değil mi sizin geceniz? Evet, evet. Nerede olacak? Tabii ki Gebze Kadırga deyince akla ne geliyor? Murat Deniz. Karadeniz'in. Murat Deniz rahmetli. Rahmetli. Eğlence merkezi geliyor değil mi? Evet. Karadeniz'in gerçekten yeri dolduramayacak mekanlardan biri. Kadırga. Sevgili Hüseyin Deniz abimiz şu an bizi izliyor. Ona buradan selam olsun. Şöyle bir teşekkür daha etmek istiyorum. Ben İstanbul'a 3 yıl önce ilk geldiğimde hiç kimseyi tanımazken, kimse beni tanımazken Kadırga tesislerini bana açan her türlü orada programını bize sundu. Onun emeği bende çok büyüktü. Büyük bir alkış gönderiyorum kendisine. Bizi izliyor. Sadece siz olarak değil, Murat Deniz birçok sanatçının yerinden tutmuştur. Gerçekten. Evet, Murat Deniz işte, gönlü güzel, gönlü güzel. Allah rahmet eylesin. Ben onu tanıyamadım. Ben onu tanıyamadım ama Hüseyin Deniz onu devam ettiriyor. Hadi bakalım. Thank you.
aşkım. Damarımda kanım sensin, ateşimsin, harım sensin, nefesimsin, canım sensin. Özlüyorum görüyorsun, nefesimsin, canım sensin. Özlüyorum görüyorsun, özlüyorum görüyorsun. Çok güzel olmuş değil mi albüm? Nasıl olmuş, nasıl? Evet, şarkılar gerçekten çok güzel. Bu da söz müzik, sevgili Derya Demir'e çok teşekkür ederim. Büyük bir bestekar oldu kendisi gerçekten. Allah ondan razı olsun. Çok sağ olsun, çok var olsun. Bu arada yine Samsun'dan bizi izleyenler var. Selam gönderelim o zaman. Samsun'a da bir selam gönderelim buradan. Yine albümümüze bize destek oldular. Sevgili Şaban Top. Salıpazar'dır kendisi. Ona selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Yine eski Samsun Spor Başkanımız Sayın Adem Yazıcı, Adem Baba derler diğer lakabıyla da. Ona da bir selamlar ve alkışlar gönderiyoruz burada. Teşekkür ediyorum. Vallahi helal olsun. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür hemen ederim. Hemen sevgili başkanımıza dönelim. Evet sevgili başkanım, öncelikle bir kez daha hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dernekçilik gerçekten zordur. Evet. Zordur da o kadar da zevklidir. İnanıyorum ki hizmet yapmak da güzel bir ibadettir. Evet. Memleketinizde köye şu anda bir yatırım olarak da yahut da derneğe yapmış olduğu herhangi bir faaliyetiniz var mı? Şu anda derneğimizin yatırım olarak yapmış olduğu bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte inşallah evet. Allah nasip kısmet ederse derneğimizin kendi mülkünü arsa ya da dükkan gibi bir şey yani yapacağız. Derneğin, Gebze'de mi? Gebze'de. Derneğin Gebze'de kendi mülkünü yapacağız. Yani. Ne kadar üyemiz var sevgili başkanım? Şu anda Gebze'de bizim 350 tane üyemiz var. Kaç? 350. 350. Evet. Maşallah. Ben şimdi buradan Gebze'deki eski üyelere seslenmek istiyorum. Ya, geçmişten bugüne kadar gelmiş bütün yönetim kuruluna, derneğe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Gebze Eski Üyeler Derneği bir kurumdur. Biz evet. Kişiler, şahıslar gelip geçeceğiz. Bugün evet. Varız, yarın yoruz. Ama Gebze Eski Üyeler, Gebze'deki Eski Üyeler özellikle Gebze Eski Üyeler Derneği'ne sahip çıkmalarını istiyorum. Az önce dediğim gibi bizler gelip geçeceğiz. Bugün varın, yarın yoruz. Ama bizden sonraki gelenler rahat edebilmesi açısından biz bugünler çalışıp çabalayıp yani en azından kendi mülkünü edindirme açısından çaba gösteriyoruz. Bu yapmış olduğumuz geceler, otçu göçleri vesaire, piknikler yani bunların yapabilmemiz için, yerimizi alabilmemiz için bizim için bir öngörü. Yani bunun için uğraşıyoruz. İşte İlk ayağını yani yapmaya çalışıyoruz. Ondan evet. Sonraki süreç devam edecek. Mutlaka. Temeli atacağız, bina evet. Sağlam dursun yalnız. Evet. 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 Sevgili başkanım ilerleyen dakikalarda devam edelim. Ben şimdi şu anlatın. Yönetimimiz Hacı Mehmet bir tanıştırayım. Buyurun. Ahmet Bey. Şöyle. Şu petrollandı kim? Petrollandı. Bir pencere sorar mısın şey? Ortadaki. Yönetimde mi o da? Ha? Nereye bakıyorsun? Arkaya ulaşamayacağız. Baştan başlayalım. Üye mi? Gebze'de Yeşilköy Gurugeç Dernek Başkanıyım ben de. Aynı zamanda SPL Derneği'yle beraber çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Onlara da başarılar diliyorum. Ben de SP Yeşilköy Gurugeç Derneği Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda SP Derneği kuruldu. Bir günden beri hep yönetimdeyim. Yine ayaklarıyız. Hep beraber köyler, işte Gurugeç Köyü, Yeşilköy, işte Taflancuk, işte Gorsköy, Dikmen'i hep beraber koordinatlı bir şekilde çalışıyoruz. Yine de çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda SP adresi bizi izliyor. Diyorlar ki yazın. Herkes Karalacık Edası'na gelsin. Gelsin evet. Karalacık Edası'nda şenlik yapıyoruz. Herkesi orada bekliyoruz. O zaman SP'lere de ki şimdi mesajlarınızı bekliyoruz diyebiliriz. Tüm SP'lere mesajlarını bekliyoruz. Erken saat olduğu için herkes eve gülmedi şu anda. Eve gülünce başlayacaklar mesaj atmaya. SP'lere başlayacak. Evet. Şu anda Gurugeç Köyü, Yeşilköy, Taflancık, Dikmen hepsinin haberi var. Selamlar olsun. SP'ye, Bursa SP'ye Denek Başkanı, Bursa Gurugeç Köyü Denek Başkanı bizi izliyor Denek'te. Onlara da selamlar olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Ben SP'ye Çalkaya Köyü'nden Sezer Arslan. 12 Mayıs'ta düğünüm var. Buradan Samsun'daki nişanlıma selamlar. Ailem. Ya buradan bir ekmek çıktı bize inşallah. Bir ekmek çıktı. Düğüne geliyor muyuz gelmiyor muyuz? Burada şimdi. Samsun'un kızları çok iyi. Düğüne gelecek miyiz gelmeyecek miyiz? Tabii, tabii dolayı, geleceksiniz ama sohbetli. Onu da söyleyeyim. Sohbetli mi? Evet. Abi biz de ilahi okuruz ya fark etmez. Evet. Herkese selam. Herkese selam dedi dayım. Şapbalı dayım benim. Kurban olduğum benim.
Ama sen niye konuşmadın? Allah aşkına sen de konuş. İki kelime etseydin. Etti ya. Etti mi? Sadece o kadar. Cümle açalım dedim. Selam. Niye konuşmadın? Mehmet Kılıç, SP'ye selam söyler. Selam. Abi bakayım. Mehmet Tuzcu, önceden üyeydim. Şimdi yeni yönetim kurulundayım. Her şey SP için diyorum. Ekranlara başında bizi izleyen bütün dostlara selam olsun buradan. Hadi size de programımıza başarılar diliyoruz. SP Aracık Köyü'ndenim Mehmet Odabaş. Daha önce üyeydim. Sonra yönetimdeyim şu anda. Yönetimdeyim. Mülk derneğimize mülk sahibi etmeye uğraşıyoruz yani. İnşallah. Hasan baba seni tanıyalım. İsmim Hasan Varol. Önce Mavi Karadeniz TV'ye ve Ahmet Bey kardeşim size bana bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm Esfiyeli hemşerilerimi 9 Mart'ta Kadırga'da bekliyorum. Bizim her zaman gurbette biz Esfiyelileri burada en güzel şekilde temsil ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmasın Esfiyeli hemşerilerimiz. Birlik ve beraberlik içinde başkanımızla beraber disiplin kurulu başkanı olarak görevime devam ediyorum. Tüm başkanıma ve arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ben Esfiye Aralca Köyü'nden Nurattin Kılıç. İki dönemdir yönetimindeyim. Giresun Esfiyelilerin Derneği'nin iki dönemdir yönetimindeyim. Tüm hemşerilerimize selamlar. Hasan abi bize bir şey bırakmadı söylemeye. Ben gönül ister ki hepinizi konuşturmak ama öncesinde reklam abi. Sonra yine bizler buradayız. Hadi reklamlar diyoruz. Yılmazlar Alışveriş Merkezi katkılarıyla Karadeniz Show devam edecek.